Değerli izleyicilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç pişirme yöntemiyle ev yapımı lupo tarifi paylaşacağım. Tarifimizin öncelikle hamurunu hazırlayacağız. 3 adet yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya ekliyorum. Rengi değişip krema kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Bir çay bardağı su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra tekrardan çırpıyorum. Katı malzemeleri eleyerek ekliyoruz. 1,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1,5 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Hamurumuz hazır. Kekten biraz daha sıvı olacak bir kıvamda olmalı. Bakın kıvamı bu şekilde. Şimdi hazırladığımız hamur karışımını küçük bir pet şişeye alıyoruz. Üzerine de huni yerleştiriyorum. Karışımdan huninin üzerine dökerek şişenin içerisine alıyorum. Hamuru pet şişeye doldurdum. Şimdi kapağını şişi ısıtarak deliyorum. Tavayı ocağa aldım, ısıttım. Şimdi hazırladığım karışımı döküyorum. Yuvarlak olacak şekilde sıkıyorum. Üzerleri göz göz olmaya başlayınca diğer tarafını çeviriyoruz. Alt tarafları da pişti zaten, daha çabuk pişiyor. Hemen servis tabağıma çıkartıyorum. Tamamı bitinceye kadar pişirmeye devam edeceğim. Keklerin tamamını hazırladım. Şimdi arası için krem şanti hazırlayacağım. 1 poşet krem şanti ve 1 çay bardağı sütü karıştırma kabıma alıyorum. Koyulaşıncaya kadar çırpacağım. Evet, krem şantimiz de hazır. Şimdi keklerin arasına hazırladığım krem şantiden sürüyorum. Diğerini üzerine kapatıyorum. Toplamda 15 adet çıktı. Şimdi bunları dondurucuya kaldırıyorum. Üzeri için çikolata eriteceğim. Çikolata eriyinceye kadar dondurucuda bekleyecekler.
200 gram çikolatayı blender usulü eritiyorum. Süt ve bitter çikolata karışık kullandım. Çikolatamız eridi. Şimdi ilk sıcaklığının geçmesi için biraz bekleteceğim. Şimdi lupolarımızı çikolataya daldırıp çıkartacağız. Bunun için bu şekilde bir çatal kullanıyorum. Fazla çikolatasını sıyırarak tekrardan tepsiye alıyorum. Hazırladım. Şöyle biraz çikolata artsı, onu da üzerinin süslemesinde kullanacağım. Buzdolabı poşetine koydum. Kürdanla deliyorum. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Çikolata donuncaya kadar buzdolabında bekleteceğim. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir tanesini keserek sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık kekiyle birebir aynı lezzet. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Üstelik fırın kullanmadan tavada hemen kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.